Kayseri Ticaret Odası'nda 107. Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi açılışı, 107. yılında Çanakkale Ruhu konulu konferans düzenlendi. Düzenlenen programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol ve meclis üyeleri katılım sağladı. Konferansa Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin sunumuyla gerçekleşti. Düzenlenen programda konuşma yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy şunları söyledi. 107. yılda Çanakkale Ruhu Konferansı hoş geldiniz diyor. Hepinizi şahsı, yönetim kurulu ve çalışma arkadaşlarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valim, değerli konuklar, bu güzel Mart ayında, Cuma akşamında bizlerle birlikte olduğunuz hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor, sefalar getirdiniz. Bugün burada bulunmanın nedeni neler önemli biliyor musunuz? Milli duygular, vatan, bayrak ve şehir içi sosyal medyada maalesef aslanlara gidiyoruz. Milli duygularla bir nefes olsun aydınlanabilmek adına akşam dizimizi, maçımızı, programımızı iptal edip maalesef öyle programda salonları çok fazla dolduramıyoruz. O yüzden buradaki yoğun katılımı görmek beni son derece mutlu etti. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu programın çok özel bir yeri var. Umarım ki bittikten sonra sizler de çok güzel duygularla burada yaşayacaksınız. Bu akşam Çanakkale Ruhu'nu bir kez daha kalplerimizde yaşayacağız. Çanakkale, imanıyla, ruhuyla, vatan sevgisiyle ve milli şuurla vatanını bekleyen Mehmetçiğin destan yazdığı yerdir. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki asırlardır yorgun düşüncüyle milleti varlığını, bağımsızlığını devam etmeye savaşır. Çanakkale ruhu hepimizin bildiği gibi en son 15 Temmuz'da yaşamıştır. Biz 1000 yıllık topraklardayız. Bugün de buradayız, yarın bu topraklarda olacağız. Hangi haliyle yaşayacaksın, kim geliyorsa bekliyor olacağız. Dün Çanakkale'de karşımıza olanlar 100 yıl sonra tekrar bu coğrafyada bir harita belirlemek istediler. Asla başaramayacaklar. Bunun için de uyanık olacağız. Geçtiğimizde bu şuurla yetiştireceğiz. Sayın Valim, kıymetli konuklar, sözlerim uzatma. Çanakkale Ruhu Konferansı'nda değerli hocam Ahmet Nedim Kilci sizlere de görüşeceğiz. Ömrünü Çanakkale'ye vakfetmiş, dedesini Çanakkale'de şehit vermiş, tam bir Çanakkale sevdası. 300 küsur defa Çanakkale'ye ziyaret düzenleyerek öğrencilere götürmüş, gecenin saat 2'sinde bu ülkenin gençlerine şehitleri ve şehadeti anlatmış. Çanakkale'yi karış karış gelen orayı kendine almış, hatta mezarını bile Çanakkale şehrinin yanına alan bir bilim adamı, daha doğrusu bir gönül insanı, Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci Hoca'yı bu konferansta davet etti. Eminim burada anlattıklarıyla tarihi bir yolculuğa çıkarak Çanakkale'ye dönüyorsunuz, kurulanacaksınız. Hocam bu konferansta söylediği bir söz var. Müsaadesiyle ben bu kursuza söylemek istiyorum. Allah bu arada bu millete bu aziz davasında sadakatle hizmet edecek evlatlar yetiştirmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Ben burada amin diyorum. Bir de Gazi Mustafa Kemal Paşa ne güzel demiş. Bakın. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitlerimizi sadece anlamak değil, anlamak ve anlatmak gerekiyor. Bir şehit toprağa düşünme değil, unutulduğunda ölüyor. Bizim bunu daha iyi anlamamız ve genç nesillere anlatmamız gerekiyor. Bu arada 12 Mart
bağımsızlık sembolümüz olan İstiklal Marşı'nı Gazi Meclis tarafından kabul edilişini 101. yıldır. İstiklal Marşı'nız Türk milletini, yurt ve bayrak sevgisini, özgür ve bağımsız yaşama tutkusunda ödün vermeye, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesini ölümsüzleştirdiler. Ezelden beri hür yaşamış ve ileride hür yaşayacak olan Türk milletinin bağımsızlığa verdiği önemi Mehmet Akif Ersoy her bizi ilmek ilmek işlemiştir. Özgürlük ve bağımsızlık Türk milletinin karakterinde vardır. Üstad Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Ebediyete kadar kalplerimizde yaşayacak olan aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla diliyorum. Son bir hatırlatmada daha bulmak istiyorum. Konferans salonumuzun girişindeki Çanakkale'de bu sevgimiz bir yıl süreyle açık kalacaktır. Programımıza katılamayan bütün herkesi sevgimizi gezmeye, o günleri kalplerinde hissetmeye davet ediyorum.